Gençlik merhabalar. Burada akşam üzeri, tam böyle akşam serinliğinde arka balkonumu boyamak istedim. Şimdi bu vesileyle arka balkonumda görmüş oldunuz. Burası yoktu, burayı ben inşa ettim. Normalde burası normal arka bahçeydi. Buraya böyle büyük bir alan yaptık. Şöyle tam bir göstereyim büyüklüğünü. Hatta şu köşesine çekersem daha iyi anlayabilirsiniz ne kadar büyük olduğunu. Yani şu an görüyorsunuz buradan karşıya kadar gayet büyük bir alan. Şu an bizim mutfak, şu pencerenin olduğu yer. Yani çocuklar burada gözümüzün önünde oluyor. Sürekli burada oynuyorlar. Normalde burada bisikletler var, kaykaylar var. Burada koşturuyorlar, oynuyorlar. Burada işte bebeklerle oynuyorlar, arabalarla oynuyorlar falan. Şimdi burayı boyuyordum ben. Bunu göstermek istedim size, bu boyayı. Hem arka bahçem, yani evin arkası nasıl diye. Ondan sonra şunu yaptık ki hani burada ailecek rahat rahat oturabilirsiniz. Çünkü adamın yan tarafta gördüğünüz gibi şu şeyin arkasında penceresi var. Ve adam genelde akşam bu saatlerde orada olabiliyor. Genelde orada olabilir de hem adam rahatsız etmeyelim hem biz rahatsız olmayalım diye. Burada öyle bir şey yaptık. Burada rahat rahat istediğin gibi koş, oyna, zıpla. Kimse seni görmüyor. Onlar seni, sen onları görmüyorsun falan. Gayet güzel oluyor. Şimdi bunu nasıl yaptım? Bu altta gördüğünüz arkadaşlar şu zemin bir tahta, yani şu kadar kalınlığında bir tahta. Bunun üstünü plastik, şu siyahı görürseniz bakın yakından plastik bir boya var. Boyuyorsun plastik gibi yapışıyor bunun üstüne. O suyu geçirmiyor. Onun üstüne de bu sarıyı vuruyorsun. Her 2-3 yılda bir boyuyorsun. Normalde bunlar kalkmamıştı böyle. Power Wash'ta hepsini yıkayınca bu boya kısmı bazıları kalkmış oldu. Normalde bu 2-3 yıllık boya bakarsanız çok gayet sağlam. Şimdi bunu her 2-3 yılda bir boyuyorsun ki hani güzel gözüküyor. Normalde çok fena değildi aslında. Sadece eskimişti. 2 yıl falan oldu. Her 2 yıla bir genelde boyamaya çalışıyorum. Daha güzel temiz gözüksün diye. Zaten şu teypleri görürseniz bakın şurada. Şu eklerin olduğu yerde. Bunun hepsi bir tane tahta. Onları böyle birleştirip çakıyorsun. Oralarda teyp çekiyorsun böyle ki ikisinin arası açılmasın. Oradan sıvı yani yağmur falan damlamasın diye. Böyle bir şey yapıyorsun. Yani hem ucuz yollu bir şeydi bizim için. O zaman şartlarında. Güzel. Yani 2 yıldan beri burada var. Hiç su sızdırmadı, bir şey yapmadı. Bunun altı çok büyük bir oda. Geniş bir oda. Orada da çocuklar kışın orada oynuyorlar. İşte geniş bir anda koşturuyorlar. Yeri halı falan filan. Gayet güzel bir şey. Bakın şurada bir yemliğimiz var. Kuş yemliğimiz. Buraya kuşlarımız geliyor. Kuşlar, bu yemliği buraya koydum. Aklınıza gelecek her türlü, her renkten kuşlar geliyor böyle. Yani anca filmlerde, televizyonda görebileceğimiz kuşlar var. Böyle sarı, kırmızı, turuncu, mavi, böyle yeşil. Aklınıza böyle yani gelebilecek her renkte böyle değişik kuşlar var. Birçok kısmı da kanarya türlerinden var. Finch türlerinden var. Finch yani ne oluyor? Bu küçük kuşlar var ya, renkli falan var, ismini tam bilemedim. Saka kuşunun şeylerinden, türevlerinden var. Burada farklı farklı. Onlardan geliyor buraya. Görüyorsun bizim arka tamamen ormanlık. Şu arazi bizim. Yani şu arazi, şu gördüğünüz nehir. Şu bir tane dere var şu an sesini. Duyuyor musunuz? Bakın şırıltı var sesi. Evet şu dere tam şuradan geçiyor. Şu taşların berisinden biraz. Şu önünden geçiyor. Şuradan akıyor şu an. Yağmur yağdığı zaman bu dere tam şu seviyeye kadar benim evin toprak seviyesine kadar şuraya kadar çıkabiliyor. Çok aşırı yağmur yağarsa tabii. Yani buralar gelmiyor da sadece şu dere yatağını dolduruyor hemen hemen. Yani dere yatağını taşsa bile benim evim dere yatağından en az bir 2 metre daha yüksek. O yüzden belki 3 metre daha yüksek. O yüzden sıkıntı olmaz. Bu derenin ilerisi de şu gördüğünüz çalı çırpı tarafları, o taraflar da benim tarla şeyin içerisinde, arazinin içerisinde şu karşıdaki ta ağaçlara kadar. Ama tabii çok bir kullanma şey olmadığı için yani onları kullanamayacağım için hiçbir şekilde yani kendim hiç şey yapmadım bile, yormadım bile onları temizlemekle, şunlarla bunlarla. Burasını biraz temizledim. Eskiden çok aşırı fazla orman gibiydi. Şurada da sadeleştirdim falan. Biraz daha çalışmam gerekebilecek çünkü şu ağaçlar çok aşırı gereksiz duruyor. Onları kesebilirim. Aslında bu videonun amacı şuydu işte, bu yeri nasıl yaptım, niye yaptım gibisinden bir şeydi. Tahtayla hani normalde evin damı olarak düşün. Normal evin damı Türkiye'de ne kadar, şu kadar belki beton dökersin değil mi? Betonun üstüne başka bir şey inşa edersin. Burada her şey tahta olduğu için bu da şu kadar bir tahta. Bu kadar bir tahtanın üzerine
iki kat boya vuruyorsunuz. İşte bir tane şu siyah boya, plastik, o yalıtımı sağlıyor, sıvı yalıtımını. Dolayısıyla bu boya da onu hem o tabakayı korumuş oluyor, hem de güzel bir estetik bir görüntü vermiş oluyor. Böyle yani. Şurada görürseniz bizim nazar boncuğumuz var. Yani Türk olduğumuzun emaresi olsun diye. O yeşil kertenkele mi dönüyordu? O da aldığımda, ev aldığımda oradaydı. Onu hiç çıkarmadım. Yani orada kalsın diye artık adam yani bir anısı vardır belki. Orada sakladım. Şu delik de burada sürekli şey geliyor. Ağaç kalkın geliyor. Bunun içerisinde normal eskiden sincaplar yuva yapmış buraya. Buraya epey bir sincap geliyor. Ağaç kalkın gelip bunun içerisindeki kurtçukları yiyor böyle sürekli. Böyle değişik renkte ağaç kalkanlar var burada. Böyle 4-5 çeşit büyük, kocaman bir tanesi. Bazıları böyle bayağı büyük yani böyle güvercin kadar. Bazıları güvercinden biraz daha küçük. Bazıları küçücük ağaç kalkanlar var böyle. Burada göremeyeceğiniz kuş türü gerçekten yok diyebilirim. Her türlü kuş türü var. Yani bizim Türkiye'de sadece filmlerde, belgesellerde gördüğümüz şeyler. Burada sabah kalk mesela, sabah güneş tam doğacağı sıralar. Burada her türlü onlarca, yüzlerce farklı kuşlar var böyle. Rengarenk böyle, hepsi her renk. Daha sonra buraya sabah yine o tam güneş aydınlığı zamanında buraya geyikler geliyor. Çünkü bu genelde burada otlanıyorlar ve şu dereden su içiyorlar falan böyle. Birkaç tane böyle herhalde, onlar çift galiba. Hep onları görüyorum zaten. Onlar geliyor. Ondan sonra rakun var burada. Rakun Türkiye'de ben hiç görmemiştim mesela. Hani çizgi filmlerde falan hep görürdük. Bu bir iki tane şu an animasyon filmlerinde çok meşhur oldu o hayvanlar. Possum diye bir hayvan var, böyle kedimsi bir şey. Kedi ile fare arası böyle garip bir yaratık. Çok iğrenç tipi var. Benim hep tavşanlarıma yiyor böyle. Yani geçen yıl bir tanesini yemişti mesela. Başka ne var? Ne hayvan var? Kokarca var. Skunk diyorlar burada. Hani üstünde beyaz çizgi olan hayvan. Çok fazla var burada. Hatta bizim evin önünde bir yerde yuvası var büyük ihtimal. Çünkü sürekli bizim evin önüne geliyor. Her sabah kalktım, burası çok pis kokuyor. Yani o skunk'ın bir kokusu var. Hiç geçmiyor. Mesela bir tane arkadaş skunk'ın üzerinden geçmiş arabayla. Lastiğine çarpmış. O lastiğini yıkamış. Kaç defa yıkamış. Bir sürü şeyler yıkamış. Adam o kokuyu o lastiğin üzerinden geçirememiş ve sonunda o lastiği değiştirmek zorunda kalmış. Yani koku o kadar ağır derecede bir koku. Başka ne var hayvan olarak? Şu an düşünüyorum. Hayvan olarak ne var? Yani zaten ördek, kaz, yani o kuşkilleri zaten hiç saymıyorum. Onlar artık böyle şey gibi. Yani burada Türkiye'deki böyle serçe, kırlangıç gibi, güvercin gibi böyle. Burada yer gök, yabani ördek, yabani kaz, mahalle arasında, evlerin önünde. Zaten evin önünde yabani bir hiçbir hayvanı avlayamazsın. Yasak. Yani yasaklı şöyle, mahalle içerisinde olduğun için yasak. Ama normalde mahalle dışında olsan bazı yani alanlar var tabii, bazı alanlar var. Orada yabani hayvan avlayabilirsin. Geyiklerin sezonu var. Her zaman avlayamıyorsun. Sadece yılda birkaç aylık bir zaman dilimi var. Onlarla avlayabiliyorsun. Yani o zamanlarda avlayabiliyorsun ve kullanacağın belli silahlar var. Her silahla her zaman avlayamıyorsun falan. Böyle bayağı değişik kuralları var. Adamlar sana say veriyor. Mesela sen bu yıl diyor mesela 3 tane geyik öldürebilirsin, 1 tane geyik öldürebilirsin. Ya da şu kadar balık tutabilirsin, şu kadar kaz vurabilirsin. Bunun amacı işte o hayvanların belli sayıda doğada hala tutabilmek. Çünkü izin verirsen herkes 10 tane 20 tane vursa 3-5 yıl sonra hiçbir hayvan kalmaz. Tamamen Türkiye'deki gibi olur. Yani sadece hayvanları biz hayvan bahçelerinde ya da belgesellerde görüyoruz maalesef. Burada öyle değil. İşte bu kurallar sebebiyle böyle. Ama insanlar bu kurallara riayet ediyor. Tabii ki büyük bir kısmı hani para cezası yememek için yapıyor. Orası bir gerçek ama günün sonunda adamlar doğayı korumuş oluyorlar. Mesela şöyle bir şey vardı. Bir tane çalıştığım bir iş yerinde kazlı ve ördek ikisi ayrı zamanlarda yuva yapmışlardı iş yerinin bahçesine. Ya sen normalde senin property'in, yani senin arsan, istediğin her şeyi yaparsın değil mi? Yapamıyorsun. O ördeğin yumurtasını sadece alıp bir yerden başka bir yere koymanın cezası böyle birkaç yüz dolardan başlıyor. Mesela 5 tane yumurtası var, mesela atıyorum 500 dolarsa mesela tanesi. 2500 dolar para ödüyorsun. Sadece yumurtasını aldın, 5 metre ileride başka bir yere koydun diye mesela.
Böyle bir şey yapacaksan bile, yapılacaksa bile sen yapmıyorsun. Belediyenin hayvan departmanını arıyorsun. Onlar geliyor. Onlar uygun bir şekilde alıp ya uygun bir yer varsa yakınlarda bir oraya koyuyorlar ya veyahut da tamamen şehrin dışında hayvanların güvenli bir şekilde yaşamı devam ettirebileceği alanlara bırakıyorlar. Yani doğaya ciddi anlamda kurular. Mesela bu possum dediğim, rakum dediğim hayvanlar mesela normalde vahşi hayvanlar. Normalde avlanması serbest. Kimse bir şey demez sana. Yani öldürsen bile ama sincap mesela. Burada sincap insanlar çok öldürür. Çünkü çok fazla evlere zarar veriyor. Mesela adam mesela atıyorum sincap mesela evden buradan çıkıyor. Senin çatına çıkıyor. Atıyorum mesela senin çatının duvarlarını, sidinglerini falan filan kemiriyor mesela. Veyahut da buradan bir sürü mesela şunların bir büyük bir kısmı ceviz ağacı mesela. Şunlar ceviz ağacı. Şuradakiler. Burada yerde bir sürü ceviz var mesela. Bu cevizleri alıyor mesela. Yahut da kestaneler. Yahut da ne bileyim böyle onların sevdiği bazı böyle kestanegillerden şeyler var böyle. Bitki türleri var. Onları alıyor mesela. Senin şu gadırların var. Gadırların içerisinde saklıyorlar. Yahut da senin saksıların içerisinde böyle saklıyorlar. Daha sonra yemek için. Evet, ama tabii ne yapıyor? O gadırlar, o su olukları tıkanıyor. Onlara zarar veriyor. Hatta sidingine zarar veriyor. Bitki ekiyorsun, domates falan filan ekiyorsun. Onlara zarar veriyor. Onları yiyor falan. O yüzden burada insanlar bunları avlıyorlar, vuruyorlar. Kapanla mesela veyahut da böyle küçük kapanlar var böyle kafes gibi. İçerisine girip içinde kalıyor. Adamlar onu tabii alıp mesela öldürmüyorlar, bir şey yapmıyorlar. Yine bu hayvan departmanını arıyorlar. Böyle pet control, pet service galiba tam ismini bilmiyorum. Mesela biz burada 311 arıyoruz belediyeyi. 311 diye bir numara var, sabit numara. Oradan istediğin departmana seni bağlıyorlar. Diyorsun işte benim evimde bir tane rakun tuttum ya da falanca hayvan tuttum. Gelip alır mısınız? Adamlar geliyorlar, bunu canlı bir şekilde alıyorlar. Kendi büyük kamyonları var. Onların arkasına kafese koyuyorlar ve doğaya bırakıyorlar. Yine öldürmüyorlar. Doğa gerçekten müthiş derecede. Yani şu an bakın burası ormanlık arazi ama bak şurası hemen şu ağacın arkasında kocaman bir mahalle var. Yani şurada belki bir 50 metrelik bir ormanlık arazi var. Hani bu insanlar orman içerisinde yaşıyormuş izlenimi vermek için böyle bir şey yapmışlar. Şurada görüyorsun bakın şu karşısı mahalle. Şu an çatılarını falan belki şey yapıyorsunuz aradan görüyorsunuz. Yani burası bir mahalle ama aslında orman içerisinde yaşıyormuşsun gibi. Hemen şurada yanında ev var. Burada kocaman bir mahalle var. Hemen burada bir sürü evler var. Yani benim evin her tarafı dolu. Ama sen bu arka bahçene çıktığın zaman sanki ormanda yaşıyormuşsun gibi hissediyorsun. Temiz hava. Burada otur mesela şu derenin sadece sesini dinlesen bile gün yorgunluğunu atabiliyorsun. Şu otur mesela bir sandalye koy. Çayını al. Bir çayını içiyor. Şu derenin sesini dinleyerek, şu doğanın sesini dinleyerek, kuşların cıvıltısını dinleyerek. Bakın hiç ses yok. Trafik sesi yok, gürültü yok, patırtı yok, çığlık yok, hiçbir şey yok. Sanki böyle köydeki evinde, babaannenin evinde oturuyormuşsun gibi böyle. Yani tabii ensar olmasa tabii o ses hiçbir zaman bozulmayacak. Ensar gelince tabii her zamanki gibi o sessizlik bozuluyor. Evet. Yani bu biraz hem ev tanıtımı hem de Baba, bu evi yapabilir bu evi ben miyiz? yapıyorum babacığım ama yardım edebilirsin tabii ki. Tamam? Boya mı Evet yapacağım? şimdi gençler ben boyaya devam edeceğim. Sadece bu arkayı göstereyim ve burayı nasıl yaptım falan gibisinden hani bir fikriniz olsun adına bir Baba, video çekmiş oldum. ben de bu ev için yardım Tabii ki. edeyim. Görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın gençler. Eyvallah.